Hey, kimleri görüyorum dostlarım? Ne haber, nasılsın? Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mark McBinyam'ın dördüncüsünü çekiyorum. Hey Hey sugars! Welcome back to another mukbang. Merhaba arkadaşlar. Adım Şevval. Merhaba arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Şimdi herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımın 3. videosuyla sizlerleyim. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevgilisiyle buluşmaya giden kız makyajı yapacağım. Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte dersleşme videosu çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle antrenman videomu paylaşacağım. Herkese merhaba, kanalıma ve bu yılın son videosuna hepiniz hoş geldiniz. 2, 1, kayıt. Neyse giriyorduk ki, merhaba şefim. Merhaba 26.800 kişilik aşiretim. Bugünkü videoda aslında bu videonun yılbaşından önce gelmesi gerekiyordu ama büyük ihtimalle üşenmişimdir, yılbaşından sonra geliyordur. Ama hiç üzülmüyoruz. Bu videoda 2021 hedeflerimiz sanki gerçekleştirecekmişim gibi burada anlatacağım. Gelecekteki şilan gerçekleştirmeyip bunun reaction... tepki değil de reaction. Reaction videosunu çekip... So what? So what yani? Tükürecek böyle yüzüne. Püf, bir şey bile yapamadım be listede. Çünkü geçen yılki listeyi videolar çekmedim tabii ki de. YouTuber değildim geçen yıl. Kağıda yazmıştım. Kağıtta bir tane bile artı olmaz mı be kardeşim? Bir tane bile. Her şey eksimi olur ya. Neyse. Saçımı boyamıştım. Instagram'dan beni takip ediyorsanız Şilen Buldak. Biliyorsunuz zaten. Videoya böyle gireyim dedim. Toplayacağım. Videoda saçım açık yemek yersem çıkamayız bu videodan. Şimdi at kuyruğu yapayım da başlayalım. Bu arada hamburger söyledik. Tamam. Önümdeki belli olmuyordur diye söyleyeyim dedim. Çünkü açacağım, kutuyu açmak istedim. Çünkü paketleyiş çok hoşuma gitti. Şimdi pipetin nerede diye ben bütün her şeyi hazırlamışım. 6 gündür video çekmiyorum ya kendime. Bütün soruları hazırladım. Benim gibi at kuyruğu toplayan kızlar bu video beğensin. Çünkü çok güzel. Bütün şeyleri hazırladım kendime. Bu bardağı Şizen'cim bana hediye aldı. Kolyesini de göstermek isterdim. Ama maalesef kolyeyi getirirken öyle bir düğüm yaptım ki. Bak adamlar işi biliyor. Saçının şurası kalkık oldu. Yarmam gerekiyor mu şu anda? Bir tel tokanız varsa alırım abi. Tabii hemen verelim. Teşekkürler. Neresi tam olarak? Şurası. Evet. Arkadaşlar bakmadan bile yaparım ben. At kuyruğu ustası. İşte o yüzden pipetli bardağımı değil de bunu getirdim. Hakkari'den. Hakkari'ye getirsem bu bardağı daha kısa sürede getirdim. Şizen'in evi o kadar uzak. Ve 2021 ilk hedefim şu bardak. Şunların şuralarını açabilmek. Sana yemin ediyorum. Başardım bile. İstemek başarmanın yarısıdır. Şey sesi gelecek mi acaba? YouTube ASMR kanalları yapıyor ya. Ses gelmiyorsa salak gibi böyle. At. Tut. Şizen yere düştü. Şizen kola. Sakin dökülme. Tamam o zaman devam edebiliriz hayatımıza. Kamerayı attın çünkü tam farkında. Bozuldu mu kamera açısı? Hayır. Kızım evinizin yeri daha önemli. ketçabın yeteceğini düşündüm o yüzden getirmedim ama mayonez asla yetmiyor. Şimdi mesela ilk hedefim, siz yeni yılda kendinize hedef koydunuz mu? Biz Şizen'le önceki yıl, bak buradan yazsaydım Everest'e kadar yol olurdu. Hedef koyduk. Ama bazılarını yaptık yine ya. İzmir'den çıkmak istiyordum, İzmir'den çıktım ben mesela. Mesela birlikte bir tatile gitmek istiyorduk. Tamam öyle ahım olamadı ama günü birlik bile olsa bir sahile gidebildik yani. Arkadaşım bir şey yanımıza anlatıyor. Biz Şizen'le çok şehir dışına çıkmak istiyorduk ama ilk de böyle şey yerlere gitmek istemiyorduk. Böyle bayağı bir yerlere gitmek istemiyorduk. Aydın'a gidelim dedik o yüzden. Sonra daha yemek yemediğime inanamıyorum. Aydın'a gidelim dedik. Biz gideceğimiz gün tren seferlerini durdurdular arkadaşlar. Hani böyle şanssız. Göstersene insanlara. Bencil.
Makyaj kanalı. Arkadaşlar yaptığım makyajı çok beğenmişsiniz. Bu yüzüme bir aileye yetecek kadar şey sürmemi çok sevmişsiniz fondöten. Ama ben hep öyle yapıyorum arkadaşlar. Mesela bu yıl ilk hedefim yüzme öğrenmek arkadaşlar. Sudan öyle bir korkuyorum ki bazen duşta ağlıyorum. Bu bilgiye gerek yoktu ama. Çok aşırı derecede sudan korkuyorum. Bunu yenip açık denizde yüzmek istiyorum. Belki damla altında bir tatile çıkıyorum. Onları hep tekneye biniyorum. Aşırı güzelmiş. Patateslerinden al bir tane. Evet, patates tatlıymış. Mesela İngilizce öğreneceğim. Bunu da İngilizce. Video çekmeyi unutmuşum. Bunu bütün Türkler söylüyordur. İngilizce öğreneceğim. Vallahi de billahi de ben yurt dışından sevgili yapabilecek derecede İngilizce öğreneceğim. Çalışmalara başladın peki? 2021 başlayalı 4 gün oldu. Evet. Ne yapıyorsun bunun için? İngilizce öğrenmemdeki en önemli kaynak olan Duygu Özaslan'ın bütün Insta story'lerini takip ediyorum. Bravo. İngilizceyi nereden öğrenirsin? Duygu Özaslan'dan. Otur. Arada kırk. Devam edelim mi? 3 tane ülkeye gitmek istiyor musunuz Şiran Hanım? Bunu 1 yıl içinde yapabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bakın, ben gelecek yıl 2020'nin başında dur. 2020 nasıl geçtiğinden bahsedeyim bir dur ya. Arkadaşlar konuları unutmayayım diye kağıda yazdırdım. Yine konudan habersiz geziyoruz. 2020'nin başı benim için dünyanın en kötü senesiydi. Üniversiteyi kazanmıştım ama üniversiteye gidemeyeceğimi düşünüyordum. Bütün arkadaşlarım gidecek diye hepsini öldürmek istiyordum. Hepsini öldürmek istiyordum. Ama gittik. Bir şekilde gittim. Ben yani bilmiyorum belki şehirde. Ben ilk defa şehirden dışarı çıktım bu arada tek başıma. İlk gecemde bir ağlamışım. Ama böyle bir ağlama olamaz. Ve bu yıl böyle 4-5 yer gezmek istiyorum. Ama yani birilerinde yanımda arkadaşlarım olabilir. Ama en az bir yere tek başıma gitmek istiyorum. Arkada böyle bir... Neden tek başına acaba? Hayır öyle bir şey yapmıyorum. İnsanlar beni yanlış anladı senin yüzünden. Toksiksin kızım. Nasıl yaptın? Utanmıyor musun? Gidiyorsun bir de çocukla tanışmaya çalış. Üç şehir. Yurt dışından 3 ülke, Türkiye'den 3 şehir. Yurt dışından 3 ülkeye çıkmaya param yetmiş. Türkiye'den 3 ülkeyi gezmeye param. Türkiye'den 3 ülkeyi. Ama bak zeka fışkırıyor. Türkiye'de gezmek... Aha. Türkiye'de... Türkiye'de gezmek istediğim çok şehir var. Çok su kenarı var. Su kenarı. Adı aklıma gelmedi o yüzden su kenarı diyorum. Ama inşallah gezerim yani. 2021'de bir de şey istiyorum böyle dizilerdeki gibi bir arkadaş ortamı. Arkadaşlar tekli arkadaş olmak da güzel ama biz sizlerle iki kişi olduğumuz, iki kişi olduğumuz için delirecek kıvama geldik. Yani bir iki kişi daha şey, TikTok akımlarını yapamıyoruz. İngilizceyi öğrendin. Tabii sular serler gibi of course. Boyfriend'i de yaptın. Dedin ki hani bir dil bana yetmez ben bir dil daha öğrenmeliyim ve Fransızca öğrenmek istedin. Nedeni de Emily in Paris. Bak İngilizceyi nasıl da şikşak. Arkadaşlar yani Fransa'ya da İtalya'ya gitmek istiyorum. İkisinin dili de ayrı. İngilizce bizim ikisine de gidermişim gibi hissediyorum ama. Yani öğrenmek gerekiyor böyle şeyleri. Nedenin de şey, ne günün birinde Fransız sevgilim olursa. Yani şimdi Japon sevgilin olacak diye de Japonca mı öğreneceksin soruları gelmesin ama. Öğrenebiliriz. Ortak bir yol bulunabilir yani. Ya, çok hedefim var. 2021 benim yılım olacak. Bir kere zayıflayacağım. 2021'de vallahi
kendi doğum... Aralığa kadar da zaman veriyorum. Herhalde 6 ay daha yiyeceğim. Aralığa kadar 60 kilo olacağım arkadaşlar. Hiç inanmıyorum. Bunlar kanıtlı şimdi. Ben onu düşünüyorum. Aralığın sonuna gelirsek... Şeyi arıyorum. Damla bileçi mide ameliyatı. 3 ay mukbang çekmiyoruz arkadaşlar. Bu aile hep yiyor. Yüzme. Dedim onu. Biz bunu aslında seninle birazcık aşabilirdik. Ama ben yanımda insan yok yapamıyorum. Ya tamam aşkım. Ama hani ben sana yine yardımcı oluyordum. Ama biz çok zengin olmadığımız için denize gitmek için sabahın altısında kalkmamız gerekiyor. İzmir'de yaşarken denize 0 kilometre diyorlar. Hani denize hemen yakınsın diyorlar o arabası olanlar için. Normal sıradan vatandaş İzmir'de denize gitmek için 2 saat gidiyor. Maalesef. Bisiklet binmek. Cidden çok istiyorum. Öğreniriz bunu. Bu basit. Yaparım. Hayır ama ben korkuyorum. Yani her şeyi öğrenebilirim bak. Yüzmeyi de öğrenebilirim ama korkuyorum. Korkmasam yaparım. Ne olsun ilk hedefim acaba cesaretli mi? Yaparız, ben sana yardımcı olurum. Yüzmede de aynısını söylüyordun. Sonra seni alıştırdım 1-2 saat içinde. Hatırlıyorsun değil evet mi? Ama yanımda bir sürü insan vardı. Ama ben hedefim açık denizde yüzmek. Bebişim sen de hani havuza girmeden beni okyanusa atın diyorsun ama. Bize öyle yaptılar Şizen. Bize yürümeden koşmayı öğrettiler Şizen. İyi arkadaşlar edinmek. Arkadaşlar biliyorsunuz 2020 yılında bütün arkadaşlarım ağzıma sıçtı. Sıçtığı için yeni arkadaşlar edinmesi gereken en önemli kişi Allah gözünde de ben olduğumu düşünüyorum. Yani umarım yeni arkadaşlar edinirim. Çünkü yoksa arkadaş insanlara küseceğim ve asosyal olacağım. Çünkü zaten çok asosyalim. Bütün hepsi burada birlikte. Allah nasip ederse boyfriend demişsin. Ay canım. Çok teklif var. Israr yok. Keşke ısrar da olsa. Bu arada Instagram'da 2020'nin son şeyini attım. Hani 2020 benim için nasıl geçti postu attım. Orada bir arkadaşımla görüntülü konuşuyoruz Emre. SS'ini almışım tamam mı? Koymuşum hani Emre'ye görüntülü konuşmamı. Herkes dedim senin sevgilin mi var? Nasıl zayıf çocuk düşürdün? Bize de göster. Biz de kilo alıyoruz. Arkadaşlar zayıf çocuk düşürsem size sırrını mı söylerim? Ömür boyu benle kalır. Ama yani Emre benim çok can yakıt can. Arkadaşım. Arkadaşlığıma lazım olur. Şaka şaka. Çok iyi arkadaşım olduğu için söylüyorum. Hatta biz videoda Emre'den bahsettik. Evet. Yani sevgilim değil. Yorumlarda sevgilim yazmıyorlar ama DM'den sevgilin değilse adresini versene. Sevgilinize şey yap. Ama en kötü fotoğraflarımızı koy. Benim hele benim. Pardon sen benim her güzel çıktığım fotoğrafı koyuyorsun sanki. Şiran bizim seninle bir kere fotoğrafımız var o da ortak. Bir de edit yaparkenki fotoğrafımız var. O snap'a attığım fotoğraflar hep en çirkin çıktığım fotoğraflar. Yalan söylüyorsun. Yalan attım. Seni aldattım. Ya o yalan söyleyen o asıl arkadaşlar. Hayır. Sen her fotoğrafta tatlı çıkıyorsun zaten. Bilgi. Bana gözlerini şey etme. Melih öyle kalacaksın kızım. Oğlum yapma. Öyle kalacak gözlerin. Efe kan. Ben fotoğrafları güzel ya da çirkin çıktığımıza göre yapmadım. En mutlu hissettiğime göre yaptım. Fark ettiysen 2020'nin ikinci albümünde hepsinde güzel olabilirim ama hepsinde kötü hissediyorum ve ağlıyorum. Evet ikinci albümde yokuz zaten. Ağladığım albüm. Mesela Ankara'ya gittim. Bir sürü fotoğrafım var. Aşırı mutsuz hissettiğim için ama o anları koymadım. Hamburger okey ama tavuğu haşlanmış tavuk gibi. Biraz da tat konuşalım Vedat Milor. Bardağı çevirsene.
Bu arada arkadaşlar uzun süredir video atmamamın sebebi bunda. 2020 hedefleri dedik. Anı videosu, o videosu, bu videosu. Uzun zamandır çekmiyorum şimdi. 6 gün oldu aslında, uzun zamandır da değil. Video atmamanın iki sebebi var. Bir, YouTube benim videolarımı neden sizce artı 18 yapıyor? Şerefsiz dediğim için. Ki biliyoruz bu Türkiye kanallarında şerefsiz insan. Şerefsiz. O videoyu koyacağım. Edit yapmayı öğrendim bu sefer. Vallahi de billahi de koyacağım. O videoyu koydum zaten daha önce. Bir kere daha koyacağım. İşte ikincisi de benim para kazanma şeyimi artı 18 yaptığı için kapatıyor. Ya, YouTube'a para kazanma için mi yapıyorsun falan. Bunun linçinden korkuyorum. Ama linç gelecek diye doğruları söylemekten de vazgeçmeyeceğim. Yani ben bu var. Özgüven kazanmak için başladım. Ama sonra fark ettim ki para kazanabiliyorum. Zannettiğiniz gibi Enes Batur gibi kazanmasam da. Ama para kazanmamı durdurduğu için dedim ki para kazanmam da açılsın. Yani 6 gündür onun için bekliyoruz. Ya zaten videonun o kısımlarını kestiğimizde hani çok bağımsız ve saçma bir şey olduğu için de. Şöyle yani. Bir. Evet. Armut. Evet. Bir de böyle oluyor. Yani bu video ne zaman atılır tarihini veremem. Ama atılacak bir bir gün atılacak. Çok oldu. Benim de çalışmak isteyen YouTube ajansı varsa bir bir yazsın. Bir ayrına yazsın. Bu YouTube'u çözemiyorum çünkü ben. Çok karışık ya. Gerçekten çok karışık. Hani bu videonun sonunda zaten Instagram'da şey yapmıştım. Hani önermemi istediğiniz kanalları ya da siz önermemi istiyorsanız. Ben küçük bir kanalım ama benden küçük kanallar da var. Hep beraber büyüyebiliriz diye. Hatta videonun sonunda da koyacağım hepsinin linklerini. Açıklama kısmında. Yoruldum yemin ederim. Evet arkadaşlar bizde kamera kapanmaz. Yusuf. Baştan aşağı sevdiğim sırayla koyacağım. Açıklama kısmında görürsünüz orada. Kilo videosu nerede diyorsunuz? Çekiyorum arkadaşlar. Onu şey istiyorum. İlk attığım hafta hafta olsun istemiyorum. Bir ay bitiminde olsun istiyorum. Bir toplu kilo verdiğim videoyu atayım. Sonra diğerini atayım hafta hafta diyorum. Mesela sizin 2020 hedefleriniz. 2022. sezon. Bence korona bu dönem bitecek ya. Ve ortasında aşı maşı bulunacak. Zaten çalışana korona yok diye düşünüyorum. gelecek yıl hedefim ne biliyor musunuz? Hiç korona şey olmamak, testi olmamak. Çünkü ben bu yıl 6 kere testi olmamıştım. Belki bilim adamları bu kadar korona testi olmamıştır. Yeter artık, yeter. Zor. Peki yerinizin deşifre olduğunu düşünüyor musunuz Sülen Hanım? Bunu neden dövüyoruz? Bir anımı anlattım da size de anlattım. Arkadaşlar şimdi ben kasiyerim. Bunu hepimiz biliyoruz. Hangi markette olduğumu söylemeyeceğim. Kovulmak istemiyorum. Hala borçlarım var. Siz de yerimi de şüphe etmeyin. İşte kasiyerim. Ben dalgındım. Bir tane iki arkadaşla geldiler. O bu videoyu da sana eğer... İki arkadaş geldiler böyle. Geçiyorlar kasadan. Normalde aynı üründen 6 tane olunca 6 yaparsın. Ürünün barkodunu okutursun. Ama kafam nasıl dalgınsa bütün ürünleri tek tek geçiriyorum. Ve kızlar böyle bakıyorlar hani. Hani tanımaya mı çalışıyorlar? Benden nefret mi ediyorlar? Anlamadım. Zaten yorgunum. Gittiler. Sonra kız bir şey daha aldı. Tekrar geldi böyle bir yarım saat sonra. Böyle abla yemek yemeyi seviyor musun? Ben de böyleyim. Ne ya? Kilomu mu dalmış? Acaba tarzındayım. Böyle yaptın. Hani Şilan Buldak falan yaptı. Ben dedim, dedim mukbang izlemeyi seviyor musun? Benim bir mukbang kanalım var. O da evet mevet yaptı. Sonra şey dedi. Hani hep burada mısın falan dedi. Hani her geldiğimde seni görebilir miyim dedi. Dedim görürsün ama fotoğraf çektiremeyiz çünkü. Öyle depresif çalışıyorum ki arkadaşlar. Instagram'dan takip ediyorsanız hep böyleyim.
Bütün müşterileri öldürebilirim. Ya da burası ortalama. Patatesleri çok güzel sadece. Evet, patatesleri gerçekten tatlıymış. Yok aşkım ya. Biraz daha ASMR'ye dönelim, dur. O video yüksek şiddeti sanki öncelerinde yokmuş gibi, önceki dakikalarda yokmuş gibi bir ağız şapırtısı iş ya. Ay, tamam, sinirim bozuldu. Bu video yüksek derecede ağız şapırtısı içerir. Gülme artık. Canım çok acıdı. Canım şilan. İçecek koysan su mu bir şey koy ya. Allah rızası. Bir bardak su verenin olsun işte. Çok koydum. Senin bu kadar su verenin olur inşallah. Burada kalmış, ne yapayım, yanımıza su almayı unutmuşuz. Bugün mutfakta değiliz biliyorsun. Bir iş anımı da anlatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki mukbankım iş anılarım mukbanka olacak. Arkadaşlar şimdi ben lisedeyken... Al bunu da al, bunu al. Tam sikiktim. Çok sinirim bozuldu. Kendime niye vurduysam sinirlendim ama. Şimdi ben lisedeyken, lise 3 mü 4 mü ne? Hepimizin deli çağları. Bir arkadaşım vardı. Kaçıncı kişiydi o? Dördüncü kişi. Kazıklarımı sayıyorumdur. Sırtımdaki okları sayın. İşte iş aramaya gittik, tamam mı? İş yerim, bir iş buldum küçük parkta. Küçük parkta biliyorsanız bin tane kafenin olduğu bir yer. Sonra ama adamlar erkek eleman istiyorlardı hani saat farkı olmasın diye. Ben kız olmama rağmen onları ikna ettim. Sonra benim arkadaşımın, dördüncü kişinin yani, hoşlandığı çocuk iş arıyormuş. Ve benim bakalım iş aramaya nereye götürdü? Ve ben dördüncü kişiye şey diyorum. Kanka inşallah bir adam bana dedi ki bir hafta boyunca bir erkek başvurmazsa ya mecbur seninle çalışacağız. Hani sen bir erken yapabilir, diğer şey yapabiliyorsun ya zaten meslekte erkek kadın ayrımı ne saçma bir şey. Yapabiliyorsun dedi, mecbur seninle çalışacağız. Arkadaşım 5. günde ben mutluyken hoşlandığı çocuğu oraya götürdü. Midigome. Ciddi ciddi. Sonra ben bu arada darılmadım arkadaşlar. Ben bir gerizekalıyım. Çünkü ben bir malım. Nobody, Şilan. Ben bir malım. İşte sonra benim bu arkadaşımın sevgilisi. Bu arada arkadaşım bana söylemedi. Ben çocuk kendi küçük parkta iş buldu zannediyordum. Meğerse arkadaşım götürmüş eliyle. Bak tutmuş böyle. Bu arkadaşım tutmuş böyle. Al iş. Bu ben olayım. Şilam al al. Şilam ne gerek? Al iş. Yani arkadaşlar bu an, ben de iş anıları videoları bitmez. Akrabayla çalışmayla ilgili çok güzel bir anım var. Midigome. Akraba tarafından nasıl dolandırılıyoruz? Bir anım var. Ben Muğla'da 12 saat çalışıyordum arkadaşlar. Saati 5 lira. Saati 5 liraya insan mı çalışır ya? Ya saati 5 lira insan çalıştıran yerlerin buradan hepsine sesleniyorum. Ne çalıştırıyormuş siz? Sinirlendim. İnsan... Bir de benim akrabam da. Ben iş görüşmesine gittim arkadaşlar. Adam soyadımı söyledim. Adam bana böyle yaptı. Sen Emin'in kızı değil misin? Ben böyle... İnşallah başka Emin'dir. Bizim söylediği bir sürü Emin var. İnşallah başka Emin'dir. Adam babamı aradı arkadaşlar. Ve babam iş görüşmesine gitti mi bilmiyorum. Bilmiyordu ve böyle yapıyor. Adamla çok düzgün koşup bana telefon bana geldi. Adam diyor ki baban seninle koşmuyor. Babam böyle yapıyor. Orada ne yapıyorsun? Orada ne yapıyorsun? Çık oradan. Çık oradan falan yapıyor. Ben böyleyim ama. Hı baba. Hı. Tamam. Hı. Tabi baba selam söyle. Ya aslında hedeflerimi son kez bir toparlarsak. 6-7 tane hedefim var. Eğer gelecekte kişiden bu videoyu izliyorsan. 1. SB'den olmanı istemiyorum. Olamazsın zaten. Hayır öyle düşünme. Kanka 1.50'yim. SB'den sence biraz 2 tane şilan daha çıkarmak değil mi? 3 şilan burada video mu çekeceğiz? MB'den ol. M bence ortalama bir beden. Tamam hadi evet.
Kuşta bak beni beğenmiyor. Kaldı dur. Yüzme öğrenip olimpik havuz değildi. Açık denizde yüzmek istiyorum. Bisikletle yokuş aşağı inmek istiyorum. Bunlar ne vizyonsuz hayaller ama ya. Neyse. Bisikletle aşağı inmek istiyorum. İngilizce öğrenip yurt dışına çıkmak istiyorum. Kürtçe öğrenip doğuda gezmek doğuda gezmek istiyorum. Falan yaşı olmak istiyorum. Midigome. Lelele midigome. Çay da getti. Aynen. Evin içine sıçtık. İşte hedeflerim bunlar. Bu arada elbise aldım. Bir sürü şey aldım. Denemeli alışveriş videosu ister misiniz bilmiyorum. Bence ister. Bence istersiniz. Bu arada bir hafta sonra da ablamın kanalında sushi mukbang olacak. Ben, ablam, ablamın arkadaşı. Bu video ömür... Bu üçlü ömür boyu devam edecek. Arkadakini bilmiyorum. Biliyorsunuz onu aç bırakıyoruz arkadaşlar. Video konseptleri çalınmasın diye. Haber spikeri. Eğer videoyu beğendiyseniz... Ezel. Az önce çocukla dalga geçtik. Ay. Yapma artık, tamam çek elini. Nasıl olsa beğendim. Buraları da buradan duşa gideceksin. Saçımı yıkarım. O kadar temiz bir insan. Makyajımı silip saçımı yıkarım. Aleyna tilki siliş. Bu benim masal. Bayıldık eksene Acun abi. Beni de al. Yemek yediğim bir programa ne dersin? Arkadaşlar bu video da burada bitti. Bir hamburger yedik sonuçta. Daha ne kadar sürdürebilirdik ki? Yani video sıkıcı olmasın, ay video uzasın diye de daha da konuşamam. Ana videoları şöyle düşündüm arkadaşlar. Siz şey videoları istiyorsunuz ya, sizin dertleriniz bitmiyor zaten anasını sattığımın dünyasında. Bir sizin dertleriniz, bir Frida Kahlo'nun dertleri. Dedim ki hafta, ayın ilk salısı sizin derdiniz. Ayın son salısı da sizin derdiniz olsun. Ama bak ilk salısı ve son salısı dışında dert anlatanı yakarım. Cidden Instagram'ım Güzin ablanın sayfasına döndü. Ya fal ya dert. Beni bir salın. Ama anlatın da dertiniz. Ben onun ayın salılarını söylerim. İstiyormuş gibi anlamayın. Sonra haftada bir diyet videosu anlaşalım diye söylüyorum. Elini ver abi, elini ver abi, elini. Sen onlar ol, gel. Bak gel. Haftada bir diyet videosu. Ayın başı salı. Sonu salı. Dert videosu, tamam mı? Tamam. Bir normal vlog, bir gezi vlogu bitti. Normal vlogu nerede çekeceksin? Damla Altun gibi gezerken. Gezeceksin, kesin. Evet, kesin. Yemin et. Vallahi. Vallahi iki gözüm. Bana 45... Demiş şey oluyor İbrahim Tatlıses'te. 45 gün veriyorum sana. Ya bari 1,5 ay ver ya. Ya cahil karı 1,5... Her hafta çekeceksin. Her hafta video çekeceğim, vallahi çekeceğim. Her gün. Her gün ha. Her gün bırak elimi artık. Yemin et. Yemin ederim. De haydi hayırlı olsun. Bitti arkadaşlar. Her seferinde video çekeceğim. Zaten ışık aldık. Belli oluyor mu bilmiyorum. Yine gece ışık almamız var ama yine gecelik önünde çekiyoruz. Güzelliğin karanlıkta bile belli. Yani beyaz duvar yapın dedin. Arkayı duvar yapın dedin. Duvarı çevirdik. Ev değiştirir mi diyeceksin. Aa, yeni yıl hedefimde evde kendi evime çıkmak vardı. Aşila yeni yıl hedefini de unutursan nasıl gerçekleştireceksin ki? Neyse yeni yılda kendi evime de çıkacağım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü fikirleriniz... Çıkır tuttu. Fikirleriniz... Tuttu beni, tuttu da gurttu beni, seni gidin aklım. Telif yiyeceğiz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Çünkü 10k olursam, link verirsem kendi evime daha kolay çıkarım. Kendi evime daha kolay Chanel çıkarım. Chanel çanta linki. Ya ben bir Chanel çanta linki veremiyorsam, bir Chanel çanta linki kaç para veremiyorsam yıkılayım. O yüzden seviliyorsunuz. Buradan kalkabileceğim diye düşünüyorum. Bismillah. Dur. Seviliyorsunuz. Kalkıp kalkamayacağımı düşünürken ki onu hesaplıyorsun şu anda. Görüşürüz. Hadi edit yapalım. Hey. Kimleri görüyorum dostlarım? Ne haber, nasılsın? Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mark McBinium'un 4. sunucu.
Hey sugars. Welcome back to another mukbang. Merhaba arkadaşlar. Adım Şevval. Merhaba arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Şimdi herkese merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalımın 3. videosuyla sizlerleyim. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sevgilisiyle buluşmaya giden kız makyajı yapacağım. Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte dersleşme videosu çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizinle antrenman videomu paylaşacağım. Herkese merhaba, kanalıma ve bu yılın son videosuna hepiniz hoş geldiniz.